sırrı mı tanıştılar? Şimdi su arıtma tesisine geldik. Daha önce nasıldı efendim burada su ihtiyaçları? Nasıl karşılanıyor? Ne yazık ki ilçemizde vatandaşlarımız onlarca yıl doğru düzgün içme suyu kullanamamışlar. Değişik yerlerden vurulan sondajlar, Çağlayan dediğimiz Cüdüdağ'ın eteklerinden getirilen suyla idare edilmiş ve bu ilçe 7 gün 24 saat su içememiş. Ama bu gördüğünüz arıtma tesisiyle artık Cizreliler Dicle Nehri'nden temiz, berrak, aynen bir menba suyu kalitesinde su içmeye başladılar. 7 gün 24 saat. Tabii su diyoruz, hemen yan tarafta Dicle Nehri akıyor. Yani o Dicle Nehri neden kullanılmamış yıllarca? İhmaller, eksikler ve eski belediyelerin hataları. Ama şimdi gördüğünüz gibi bizler devletimizin, hükümetimizin de büyük destekleriyle yaptığımız bu çalışmayla, ki bu çalışma belediyemizle DSİ'nin yaptığı bir ortaklama çalışmadır, ortaklaşa çalışmadır. Vatandaşlarımıza güzel menba kalitesinde bir içme suyu sağlamaya başladık. Tabii kaymakamımızın da belirttiği gibi içme suyu sağlanıyor. Tabii Dicle Nehri'nden gelen su böyle geliyor. Gördüğünüz bu alanlarda suyumuz değişik hem kimyevi aşamalardan hem de teknik aşamalardan geçiyor. İşte tüm kimyasal, biyolojik, ağır metal incelemeleri yapılıyor ve vatandaşımıza dışarıda da söylediğim gibi menba kalitesinde bir suyu veriyoruz. Bunlar her bir kademe farklı işlevleri olan kademeler, eletler var, kumlar var, klorlamalar var ve sonuç itibariyle tertemiz bir su vatandaşımıza sunuluyor. Dicle'nin suyu birçok aşamadan gelerek Cizrelilerin ellerine ulaşıyor. Tabii şimdi son aşamadan bir önceki aşamadayız. Artık burada su son hale geçecek. Buradan sonra artık son klorlaması da yapılarak şebekeye verilecek ve 30 bin hanemiz bu içme suyundan yararlanacak. Tertemiz menba kalitesinde bir su. Gördüğünüz gibi Dicle'nin suyu bu aşamaya gelmiş vaziyette. Buyurun arkadaşım. Gösterebilecekse Murat, hakikaten Dicle'nin suyu kırıl kırıl bir hale geliyor. Müsaadeniz olursa arkadaşlara bakıyorum. Müthiş. Hakikaten. Ve Cizreliler artık bu temiz suyu içmeye başladılar. Yıllarca Dicle için Dicle akar, Cizreliler bakar deniliyordu. Yıllarca susuzluğa mahkum olan Cizreliler susuzluğunun neticesini işte burada binaların tepelerinde görmüş olduğunuz beyaz mantar mı desek, uzay biçimi desek, başkanım ne diyelim? Vatandaşlarımız susuz kalınca veya belediye, eski belediyeler yeterli hizmeti veremeyince vatandaşlarımız da bir çözüm buluyor ve gördüğünüz gibi evlerin üstünde mantar şeklinde veya uzay mekiği şeklindeki depolar oluştu. 30 bin hanede, 30 bin evde. Ama bu gördüğünüz arıtma tesisiyle artık bu gördüğünüz depolar birer antika olacak ve yavaş yavaş kaybolacak. Devletin yaptığı şu arıtma tesisi de şu manzarayı ortadan kaldırması açısından çok çok önemli değil mi? Doğrudur. Bu gördüğünüz az evvel incelediğimiz arıtma tesisiyle Cizre 2050 yılına kadar temiz içme suyuna kavuşmuş olacak.